Şuraya perde çekebiliyoruz mu? Valla zamanla çektireceğim. Ulan gireyim. Alakasız alakasız sorular. Karışma işte ama diğer misin? Diğer de sen yap bak şahı bulma. Yok yok bence o iyi geçiriyor. Arkadaşlar Mike Show'a hoş geldiniz. Yeni bir bölüm ve bu kez Brüksel'den çok ünlü, tanıdığımız, başarılı bir gencimiz geliyor. Aynen öyle, çok yakında klibi çıkacak ve karşımıza Veda kardeşimiz geliyor. Hoş geldin Veda kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Eyvallah sen. Sen nasılsın? İyisin. How are you? Eyvallah sen. Buyur geç kardeşim. Otur. Valla. Hemen. Şöyle mi oturuyoruz? Şöyle mi oturuyoruz? İstersen yat. O da var. Hiç sıkıntı yok. Şimdi. Hiç sıkıntı yok. Evet. Mike Show. Şimdi. O Mike Show. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Gelelim. Ne ara geldik? Valla ben hemen dalıyorum. Eğer hazırsan. Abi hemen dalalım, dalış şeylerimizi alıyor muyuz? Rahat oturabildin mi? Tabi oturuyoruz. Tabi şimdi korona da var. Dur başlayalım hemen. Kolonyayla. Hoppa bereket versin, bereket versin. Okey. Tamam şimdi. Yakından tanıyalım seni biraz. Kardeşim evet. İsmin nedir? Benim ismim. Evet bak uzun zamandır var ya kendi ismimi söylemiyorum. O derece bak. O derece. O yani derece. Yani seni ne olarak çağırıyorlar o zaman? Beni Veda olarak çağırıyorlar. Veda kardeşimiz. Stüdyomuzda arkadaşlar. Evet. Hazırsınız değil mi? Peki. Veda ismin herhalde normal ismin değil. Yok. Gerçek ismim değil o. Gerçek yani, ismini bağışlarsın mı? Bağışlar mısın peki yoksa? Tabii, ya tabii söyleriz yani. Yani bizde mi kalsın? Yok, gerçek ismim Güray. Güray. Oo evet. Ne güzel. Çok güzel de ismin varmış. Ben var ya ama bak gerçekten şu an ismimi bile söylerken tuhaf oldum. Niye? Çünkü bayağı gerçekten bayağıdır söylemiyorum yani ismimi. Bayağıdır. Hatta kim görsem yani mesajdan şuradan buradan hep Veda diye geçiyor. Ya biz seni öyle yani, tanıyoruz yani. Yakında zaten kimliğime de zaten Veda ekleyeceğim zaten. Yani biz Güray'ı sildik yani. Bile artık hep Veda diyoruz. Evet. Yani biz seni Brüksel'de yani hepimiz Veda olarak biliyoruz. Çünkü Veda kardeşimiz rap konusunda çok başarılı. Benim yani. Bildiğim. Yani benim gözümde eyvallah. Çok başarılı. Eyvallah. Valla yani, elimizden geldiğince yapıyoruz işte. Gün geçtikçe üstüne kata kata devam. Valla inşallah devam. Böyle devam aynen zaten. Öyle. Çünkü çok güzel iş bir arkadaşlar. Çok yakında senin acayip bir klibin çıkacak ama ona evet. Sonra geleceğim. Arkadaşlar birazcık daha bizde kalmanızı istiyorum. Soru cevap kısmına mı geldik? Yani ya? Birazcık zaman, öyle. Biraz hani bir... seni tanıyalım. Şimdi bu Brüksel'den yakışıklı kardeşimizi tanıyalım yani, değil mi? Tabii tanıyalım yani, neden olmasın? Peki, genç kızlar merak ediyor. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Evet, çok klasik bir soru ama güzel bir soru. 22 yaşındayım. Hmm. 97'liyim. Doğum günüm ama şimdi ben doğum tarihimi veriyorsam da yani bir hediye yani için, kısmetim bir, açılsın diyor. Yok, o kadar değil de. Yani, hediyeler, ondan sonra ya ben şimdi küçüklüğümde hiçbir zaman hediye alamadım için. Ya biz alalım sana ya. Evet. Küçük bir müzik. Doğum günümde hediyem olmamıştı. O zaman küçük bir araba istemiştim ama onun da tekerleri yoktu. Sen de zaten hemen bağlı araba istiyorsun. Yani hemen bağlı hediyeleri istiyorsun. Bunu ben küçük plastiğini alsam olur mu? Ya tahtadan bile olur. Ha tamam yok. O zaman onu ben ayarlayacağım. Kendin bile yapabilirsin. Ben sana araba alayım. Şöyle bir yeni bir araba üstünde de şey. Ya ben daha çok geliyor. Yeni bir. Geliyor. Yeni. Yani ayarlayacağız. Araba kısmını bana bırak. Onu tamam. Ben ayarlayacağım. O araba sende. Ama doğum gününü bilmem lazım. Doğum günüm bak 14 Kasım. 14 Kasım. 14 Kasım'da yani şimdi sen kızlar dedin ya şimdi kızlar direkt ne diyecek? İşte burç. Ha yani burç. Burcum akrep. Diğer akrep. Diğer burçlar zaten bilmiyorum. Tamam akrep burcu. Akrep tehlikeli oluyor benim bildiğim. Yok. Yok tamam. Ya ben bak sadece var burçlardan sadece akrep burcunu biliyorum. O da hani romantik ondan sonra aşk, meşk falan filan ama ne güzel. Ya biz artık o aşamaya yani onlar artık geçtik. Var mı peki bir şeyler yoksa? Yok şu an. Şu anlık. Allah şu an rahatım böyle. Kariyeri düşünüyorsun. Bir kariyerimiz var. Aynen birkaç hayallerimiz var onların peşinden gitmek istiyoruz. Hadi inşallah. Abi ekmeğimizin peşinden gitmek yani istiyoruz. Ne yapacağım mecbur. Şimdi hani aşk karın doyurmuyor. Yani. Bizim yaşlarımıza mesela. Kimisi daha çok aşka yöneliyor, onlar orada kalıyor. Kimisi aşktan değil de direkt projelere yöneliyor. Aynen ya proje yani. Ya da sadece kendini düşünerek yöneliyor. Ve farkı görüyoruz. Aynen. Kimisi de birinden diğerini atlamış oluyor, kimisi de birinden diğerini atlamış oluyor. Anladın mı? Ben ya ilk başta neydi? Sevgili şu bu. Ondan benim sonra ne oldu? İlk başta bir aynen, projelerimi yapayım. Zamanla da mesela hani onlara son verdikten sonra da artık hani
kendime bir zaman ayırmam gerekiyordu. Ondan yani, sonra ne yaptım? Hani projelere başlayayım, şu bu. Zaten aklımda vardı her zaman. Yani rap yapayım şu. Ha Veda, bak Veda ismi de şimdi nereden geliyor diye soracak olursanız. Aynen, tamam, vallahi çok güzel. İşte, çok güzel, devam et. Belki lisede var. Bak Veda ismi de nereden geliyor? Hani yok, yok veda ettim, hani yok hani böyle depresyon, öyle bir şey değil. Evet. Bak Veda ismini ben nasıl buldum? Ya sadece hani her şeye son verip gerçekten rap'e girmek için, yani arkadaki kalan bütün böyle saçmalıklar, şu bu, her şeye sadece son verip onlara biraz. Ben bir veda ediyorum. Veda ederken de ne oluyor? Ben bir veda oluyorum ve tabii. Yani veda ettim, isim diyorsun. Ha, isim oradan geliyor. Bir de kulağa hoş geldi mesela, yani ilk başta veda güzel. Acaba olsa hani de kolay. Ha. Unutulmayacak. Aynen. Yani bir çok bir de, güzel bir isim yani. Sade bir de basit kalan bir isim de değil aslında. Hani yani, güzel bir isim. Hem yani. Anlamlı. Öyle isimler çıkıyor ki bazen. Ya neydi onun ismi diyorsun. Neydi onun ha. Şarkıyı? O ya var evet. Ya o depresyon ya, muydu? Ha. Ya da aa, 2015. Evet. Hani bir tane sadece 2015 diye bağırıyordu falan. O bizim eski şey arabeskli rapçılar var ya. Ya onlar acayip isimleri var. Işte, severiz de hani ya, yanlış anlaşılmasın. Onu diyecektim tam. Ha. Ya biz de şimdi bak böyle 5-6 sene önce böyle daha o genç dönemde o şeylerdeydik yani. Sürekli yani, dinliyorduk. Ben de öyle yani. Ha, ama şöyle bir şey var mesela, dinliyorduk hani tamam duygulanıyoruz falan ama hiçbir zaman ya ben yapar mıyım? O ben yapmam öyle bir şey. Yok. Ha, yani o ben yapmam. O başka bir level yani. Yani. Bir gün belki seni de göreceğiz. Ya yani, başka level derken. Mike Show'da. Jiletmeye. Ya. Ya şimdi onu mesela nasıl desem hani yok, yapar mıyım derken hani yok ben hani millet beni öyle görmüyor. Ben geldim. Ben geldim Veda. Ben seni sevdim, sen beni sevdin. Ben seni sevdim, sana yemin ederim. Acayip olur aslında valla. Hemen patlarsın ben sana söyleyeyim. Aynen. Hayatım Leyla. Hayatım Leyla. Neredesin? Şu ipi takip etsem Leyla'ya kavuşur muyum? Valla bence prize çarpılırsın diyeceğim. Kavuşacağın şey elektrik. O kesin. Ama kimin elektriği? Evet, yani. O da belli değil. Fatura bize ağır patlayacak. Müzikle ilgin tam olarak nerede başladı? Yani nerede ya ben bu müziğe dalmam lazım, bu tam benim sektörüm dediğin oldu. Şöyle söyleyeyim şimdi, küçükken zaten herkes zaten şarkılar falan dinliyor. Oyundan hani onu da geçiyorum. Şimdi zaten az önce dediğim gibi mesela her şeye veda ettim falan filan muhabbeti vardı. Bir defter kapattım ha, arkamda diyorsun. Mesela onu zaten kapattıkken zaten insan ne düşünüyor? Ya ben bundan sonra ben bir şey yapmam daha lazım. Daha iyi olmam ha. Lazım. Ondan sonra ben ne dedim hani ilk başta rap ile başlayayım. Ben daha çok şey işte Taladro'yu şu Taladro gibi şeyleri dinliyordum mesela. Daha çok böyle sakin biraz sakin, rap dertli. Böyle ha dertli aynen. Falan. Onları anladım. Dinliyordum. Ama sonradan da mesela başladıkça şu an mesela tam ya bir seneyi de geçti mesela rap'e gerçekten başlayalım. Bir senedir içindesin. Aynen. Vay ya, be. Bir senedir içindeyim ama çok nasıl desem böyle yaptım, düşündüm, bu doğru değil, bu yanlış falan hani onları düşündüm zaten çok oldu. Ya başta zaten biraz yolunu arıyor insan. Aynen. Ondan sonra yavaş yavaş bir yere aynen. Dalıyorsun. İşte benim zaten hani kendimi bulmam hani bir sene aldı hani kimse ne diyor ya bir sene hani imkansız ya da mesela ya hemen bir ayda bulursun ya da başlamadan ya sen bunu ya yaparsın öyle falan. Öyle kolay olmuyor. Ama yani. İnsan gerçekten içine girince bak ben mesela ilk başladığım dönemler falan ben ne diyordum işte gerçekten şöyle biraz depresyon falan ama sonra şunu fark ettim ki hani ben depresyondayım diye ya da ben mesela dertliyim diye millet bunu çekmek zorunda değil. Ki gerçekten de öyle. Evet. Hani insanlar ne diyor mesela hadi bir kişi dinler, iki kişi dinler, üçüncü de ne der? Abi ben hep mi dertli dinleyeceğim falan. Ondan tabii. Sonra o bölüme geçiyorlar. Tabii. Ondan sonra ne dedim mesela ilk yaptığım dönemler falan. Birkaç şarkı yazıyorum çok hani ben hani hava ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim ama bu bir gerçek. Mesela kalemde hani güzel yazarım, sağlam yazarım ama benim daha çok güzel yazdığım nokta ya böyle dertli. Evolüsyonu da gördük sen de yani ilk başlarda lafını balla kestim. Aynen. Hani o ilk yazdıklarınla sonradan çıkan ikinci, üçüncü, dördüncü klipler falan hani acayip fark gördük. Hani sonuçta ilk başta her zaman insan hata yapar ama sen de her yazmanda zaten belli ediyordun. Hani ilerleme var, gelecek var yani. Kesinlikle var. Onu kesinlikle hani araya katmak istedim arkadaşlar. Birkaç mesela proje, klip falan onları mesela attım ama sonradan mesela gerçekten hani ya bu olmamış ya da bu yanlış dediklerimi sonradan kaldırmak hani kaldırmak zorunda kaldım. Tabii ya insan bu da seçici ne, oluyor. Ya, ha, o seçici da var. Oluyor. Bir de bak ne için
hani kendi istatistiğimi görmek için mesela YouTube şu hani sadece kendi istatistiğimi güzelleştirmek için ben böyle yapmak tabii, zorunda layık kaldım. Layık görmüyorsun yani bunun daha iyisini yaparım diyorsun. Heh. Ya o öyle. Yüzden tabii. Ya mesela bir proje %50'sini bitirdim, yarısını bitirdim. Sonra ne dedim? Ya bu bir an önce bir çıksın, bir artık ha. bir sunayım. Ama bitmemiş. Hakkı bu değil ha. sanki. Aynen öyle. Aynen. Şimdi de mesela hangi şarkıdan mesela daha çok kendimi buluyorum? Ya son dönemler değil ya mesela çoğu zaman daha çok Latino, reggaeton o tarz şeyleri mesela. De. Çoğunlukla onları dinliyorum öyle söyleyeyim. Ya oradan ilham alarak artık ne oldu? Ya ben daha çok ya bunları... Ya bu hani biraz kulağa hoş gelen şarkılar. Reggaeton tarzına giriyorsun aynen. o zaman. Öyle yapacağım zaten. Daha çok Latino tarzı. Ne güzel. Mesela hı. nasıl desem ya her şarkı gerçekten kulağa hoş geliyor. Bir de ya mesela sanatçılar dinliyorsun. Bu, daha oynak, daha böyle daha oynak, çekici. Bir de şöyle bir şey var mesela ya parçalarda mesela ya müziğin gerçekten içine girince, müziğe kulak verince ya bütün nasıl desem cümlelerde, bütün kuplelerde sürekli bir ton oynaması var. Mesela sürekli bir ritim değişiyor falan. Evet. Ya onları çok fark ettim. Ya en sonunda dedim ya ben günlük bu şarkıları dinliyorum. Ya ben tamam ben Türkmen, İspanyol değilim, Latino değilim. Aynen. Ama ben mesela ne yapabilirim? Ya ben bunu ben Türkçe'ye çevireyim. Çünkü Türkçesi tabii. yok. Bizim tarza getireyim. İşte. Yani ya ne güzel. Benzer vardır illaki. O zaman benzeyenler var. Şöyle bir sorum çıkacak. Çıkacak olan şarkın şimdi reggaeton İspanyolca mı yoksa Türkçe mi? Ya yoksa karışık bir şey mi? Daha çok karışık bir şey. Şimdi Türkçe, İspanyolca da var tabii. Tabii. Hani zaten zaman zaman zaten hani öğrendiğimiz ve hala öğrendiğimiz şeyler var mesela İspanyolca da. Şu an yani öğreniyorum zaten. Hala öğrenmeye devam ediyorum. Aynen Türkçe var. Az çok da mesela hani bildiğim kadar İspanyolca da ekliyorum içine. Zaman zaman inşallah yani ne daha fazla katmayı düşünüyorum. Yani şarkı daha çok reggaeton. Öyle söyleyeyim yani. Ne güzel. Yani bu reggaeton'un biraz Türkçe tarzı. Ha öyle aynen süper. Öyle aynen. Ya şimdi dediğim gibi bak buna mesela benzer şarkılar olabilir ama benim şu an yapmak istediğim ve stil Allah'ın izniyle orası. Yapacağım. Daha çok yani o stil aynen. Hani international ha. dinleyebileceğimiz aynen öyle. Arabada evet. illaki sözünü anlamadan da hani ha. severek açabileceğimiz aynen şarkılar. Aynen öyle çünkü böyle şarkılar çok var. Mesela ya... Oradan buradan İngilizce bilmeyenler mesela var. İngilizce şarkı dinliyorlar. Niye? Adam ya, dinleyince hoş ya beat'ten ya müzikten tabii. ya da klipten ya da ses tonundan adam etkileniyor. Hani cümleyi bilmese bile ne dediğini bilmese bile adam kendi kendine hayal edip tamam bu bunu diyor. Ben bu ya, şarkıda gerçekten. Ya istesez o duygularla. Ha, aynen öyle. Tabii tabii bir, kendine bir hikaye i̇şte, kuruyor. Mesela nasıl desem. Romantik bir şarkı açacaksın değil mi? Çünkü şeyler mesela nasıl desem o beat şeyi ha, zaten müzik kategori mesela romantik var ondan sonra hardcore ondan sonra tabii. rap, reggaeton, urban ondan sonra o tarz şeyler ya mesela romantik ortam mı istiyorsun? İnsanlar ne yapıyor? İnternete direkt yazıyor mesela genellikle romantik de song. Aynen. Valla bak genellikle aynen. de İngilizce yazıyorlar. Niye? Çünkü hani international bir dil. Romantic songs yazıyorlar. İngilizce bir şarkı çıkıyor mesela gerçekten romantik adam İngilizce söylüyor. Tabii. Ama şöyle bir şey var. O adam mesela internetten bakıyor ki benim hala yükseliyor şeylerim izleyiciler yükseliyor, abone yükseliyor. Ama adam bilmiyor ki öbür tarafta romantik bir ortam kuruluyor. Orada benim şarkım açılıyor. Dünyanın öbür tarafında sen dinleniyorsun yani. Adam bunu bilse adam gururlanacak ve adam üstüne aynen. daha çok varacak. Tabii. Ama güzel nokta da şu. Hani bir yandan onları bilmemek de daha güzel. Çünkü sürekli bir içinde böyle bir düşünce var, bir umut var. Tabii. Acaba şimdi nerede dinlenecek? Acaba şimdi kim ne yapacak? Benim hani bu düşüncelere sahip olmak güzel bir merak işte. Oluşuyor. Aynen. Ve hani şöyle söyleyeyim gerçekten de başarmak istersen mesela insan ne yapacak? Tamamen içine girecek hani ya ben şöyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Pozitif düşünerek ya ben daha güzelini yapayım, insanlar daha güzel dinlesin tabii. gibi. Devamlılık önemli. Yani, durmamak öyle. Ve pes etmemek yani. Aynen. Tek kilidi bu. Hiç durmadan geliştirmek, devamlı çıkararak hani ilerlemek ve hata kabul etmek. Evet. Şimdi bak sen ne dedin? Ben ya eski şarkılarımı çoğunu sildim dedin. Bu çok güzel bir şey aslında. Çünkü diyorsun ki kendi kendine ya daha iyisini yaparım, daha kalitelisini çıkaracağım evet. ben. Ama burada bir hani gelişme var. Çok güzel bir gelişme aynen. var. Aynen ya şimdi çoğunlukla mesela böyle de düşünebilir. Ya şarkılar niye sildi? Ya işte ya olmadı ya da korktu. Ama şöyle bir şey de var şimdi. Mesela başka biri olsa daha çok böyle ya, ya olmamış
Ama yo bırakayım çünkü o izlenildi. Bir de benim istatistiğimde şimdi izlenimler falan verildi olacak. Emek sonuçta ha. Yani. Ama ben ne yaptım? Ya gerek yok. Ben çünkü sil orada duruyor. Ben kendim huzursuz olacağım diye ben en son ne yaptım? Sildim. Ya kendim huzursuz yaptım oluyorsan zaten. İlk yaptığım şarkı duruyor. O da niye? Hani ilk yaptığım şarkı abi. O İsmi hep farklı. Peki? O anlat. Anlat. Tamam. Aynen. Peki o anlat kaç views aldı? O şu an... Ya o bir de 4000 küsür. O ilk şarkı. O ilk şarkı bir de onda ya klip de yok hiçbir ama şey yok. Ama ilk yani, şarkına da insan kıyamıyor ya. Ona kıyamıyor ona zaten. Kıyamıyor. Ben onu bilerek bırakıyorum zaten. Hani ben de şimdi bakıyorum. Ben misal silemiyorum. Niye silemiyorum? Diyorum ki zaman zaman o evolüsyon görünsün. Yani ha. Çocuk böyle başladı. Şu kıvama geldi 6 ay sonra. 1 sene sonra böyle. Ve 10 sene sonra bak ne hale geldi. Ben hani... Ha. Ben de tam ters oluyor ya. O kadar emek veriyorum ya. Kıyamıyorum, silemiyorum. İşte, diyorum ki hani kalsın bana değil çocuklarıma hatıra kalsın. Yani vallahi öyle ya, diyorum. Ya bende de bak inan bende de öyleydi. Hani yok bırakayım hani evolüsyon millet aynen. Görsün. Ama sonunda da ya benim hani içime sinmedi. O herkese farklı ya. O sonuçta aynen. Hani ben de öyle. Misal sen dediğin gibi ya olmaz sileceğim ama o kendine bir ama yani sende bak benim de şimdi senin kadar mesela klip mi şarkım olsa senin videoların kadar ben hiçbirini silmem. Niye? Çünkü orada gerçekten bir kariyer oluşmuş oluyor ya, yani. Deniyoruz yani. İşte. Sonuçta adım adım yükselmeyi ve sağ olsun gitgide daha çok ilgi oluyor. İnşallah aynen. İnşallah ve hani mutluyum. Gerçek mutluyum. Hani başarmak önemli değil. Gece yattığında o heves boğazında mı değil mi? Ha. Hani yaptın mı bugün o hevesleneceğin şeyi yaptın mı? Eyvallah tamam rahat yatıyorsan yeter. Aynen öyle. Çünkü aynen. Bu noktada zaten illa başaracağım böyle yapacağım. Hani öyle şeyler olmuyor. Bu noktada sadece 6 ay 1 sene sonra ben rahat yatamayacağım bunu yapmazsam. Ha. Hani bunu ben yapacağım sonuna kadar devam edeceğim. Başardığım başarmadım mı? Umurumda değil. Yani umurumda işte, değil çünkü severek yapıyorum. Yani. Hani ha oldu olmadı ben hevesimi aldım. Ya heves de değil ben hani memnuniyetle yaptım. Güler yüzlü insanlarla bir şova geldik. Hani bir ortama geldik. Güzel bir şeyler çıkarıverdik. Güzel anılarımız oldu mu yeter. Merak edin genç kızlarımız oluyor. bu yola başladığında aldığın en iyi tepki neydi? Aldığım en iyi tepki. Hani, vay be kardeşim bu tepkide çok hani hoşuna gitti giden bir tepki var mı yani böyle ya şaşkınlık. Güzel olan şöyle söyleyeyim. Mesela ilk başladığım dönemler mesela daha Veda ismini ilk defa koydum falan. Ya onu şey yaptım da mesajlar ondan sonra beni görenler sadece Veda demese. Bu hani ha, çünkü sonuçta çok gidiyordu be. Sonuçta ben onu kendim buldum. Bir de hani sonuçta hani şöyle söyleyeyim hani bir marka gibi hani benim kendi tabii. Oluşturduğum tabii. Bir marka gibi İsmin. Bir şey. Aynen evet. İsim yani öyle söyleyeyim. Tabii. Ya bu da benim hoşuma gidiyor. Mesela millet sadece Veda diyor. Veda benim artık gerçek şimdi insanlara hani sorsan ismim yokmuş gibi. Ha insanlara sorsan işte Veda'nın gerçek ismini biliyorsunuz mu? Ya hiç kimse bilmiyor. Ya neydi ya da bilmeyenler var ya da hani bilenler vardı ama unutmuş da olabilir. Ya bile. Neydi ya? Evet neydi onun ismi falan. Yani resmen böyle kendine yeni isim ha, taktın. Aynen öyle işte. Ne güzel. Yeni ne biri güzel. Olarak geldim yani öyle söyleyeyim. Ya işte Güray nerede artık ya bilmiyoruz. Tabii. O gitti Güray artık. Güray demiyoruz ki artık Veda'ya diyoruz. Veda'ya bıraktı kendini falan ha. Yani. Veda'yı gördün mü? Veda nerede? Ha. Dükkanda mı? Çalışıyor mu? Böyle şöyle i̇şte. Derken hani hiç o şeylere varmıyoruz bile. Yani işte. O Güray'a varmıyoruz bile, ulaşamıyoruz. Güray tarihsel oldu. Yani onu ya. Sildik. Sen direkt gömdün. Sildik. Bizde artık Veda var kalbimizde. Peki, aklında kalan en kötü tepkin neydi? En kötü tepkim neydi? Yani, şimdi o da ağır oldu ya dediğin hani. Oha! O da denir mi dediğim bir şey oldu mu? Yoksa hiç o kadar hani ya şimdi üzülecek bir şey olmadı mı? Ya şöyle söyleyeyim bak herkese zaten olur. Bu sende de zaten olmuştur. Ya kesinlikle. Ya mesela ya mesajın ya buradan ya böyle bir eleştiri ya da böyle bir mesaj. Ya nasıl desem ya zaten buna her zaman hazır oluyor insan. Mesela ya şöyle olabilir böyle bir mesaj gelebilir. Ya ben bunlara hani ciddi anlamda hani Benim aldığım tepkiye hazır değildim. Yani bekliyordum ama o kadar ağır bir tepki beklemiyordum. Yani o yüzden diyorum detaya girmeyeceğim. O yüzden diyorum hani sende oldu mu böyle bir vay be o da koydu dediğin hani o da ağır oldu be abi dediğin tepki oldu mu?
Yoksa ya benim pek o kadar da değil. Ya o kadar da çünkü şöyle söyleyeyim. Her şeyi bak detayına kadar böyle takacaksak. Ya o olmaz. Onlara bak gerçekten ya. Beynimizin içine işlettireceksek biz o zaman hani İşin başlamayalım. İşin içinden çıkamazsın. Aynen ya bir de gerçekten hani konuşan bunlar sürekli çok böyle, bu sektörde. Ha, sürekli böyle takacak olursak insanın ya hevesi de kalmaz. O yüzden ya ben şöyle söyleyeyim hani ben böyle şeyleri takan bir insan değilim. Sen bunu mu yazdın lan canını yerim bana bir de mesaj mı atıyorsun ha, sen? Ben senin derdin ben miyim? Ya da kimisi mesela giriyor ya da sahte bir hesap açayım da bir mesaj atayım. Benim için sen o sahte hesabı açtın. Ha, ondan sonra oraya numara girmen gerekiyor. Mail girmen gerekiyor. YouTube hesabı açacaksın. Ondan sonra bana veda müzik yazacaksın. Kendi ellerinle veda müzik yazacaksın. Sen o iki saati bana harcadın ya. Ya sen, Allah senden razı olsun. Aynen. Hani ya bana bu, lan sadece bunu mu yazdın oğlum? Biraz daha yazaydın. Bir 3-5 videoya yazsaydın böyle. Yani ha. Aynen öyle. İşte. Bir idolü var mı? Yani idolü ya da örnek aldığın hani vay be helal olsun bu adam da yapıyor dediğin bir rapçi yoksa hani arabesk başka bir şarkı tarzı da olabilir hani ilham aldığın biri var mı? Var tabii ki de var ya şu sadece bir sanatçı değil de ya ben daha çok hani reggaeton şimdi o tarz yani onları dinlediğim biraz... için ya orada bir sürü sanatçı Daddy Yankee, Anuel, Ozuna, Mike Towers ondan sonra Lenny Tavares. Öyle isimleri söyledim ki. Ya çok gerçekten çok. Ben offside. ya öyle zaten. Şimdi ben de yani, ilk başta mesela böyle dinlediğim dönemler şunu tanıyorum yavaş yavaş şöyle. Tabii atıyorsun ha, oradan ama oraya. Ama mesela oraya. Dinledikçe mesela ya şöyle söyleyeyim bak kendimde ben dinledikçe dinleyesim geliyor. Bunu dinliyorum. Mesela bunun sesi hoşuma mı gitti? Direkt YouTube sayfasına giriyorum. Şu şarkısına abone ol, şuna dinle, bunu bir dinle falan filan. Mesela onlardan ilham alarak keşfediyorsun aynen, yani. Doğru. Keşfetmek. Evet. Doğru. Ne güzel. Ama gerçekten bak en çok etkilendiğim sanatçı şey Nicky Jam. O da Nicky Jam. Aynen. Onu bu akşam dinleyeceğim. Onu dinle bak. Nicky Jam. Bir de şöyle söyleyeyim bak. Nicky Jam'a selam olsun bu arada. Netflix. Eğer bakıyorsa bize. Evet. Yani. Değil mi? Nicky Jam geliyoruz. Bir de onun bir de Netflix'e bir de şey dizisi var onun. Oo. Komple hayatını gerçek hayatını anlatıyorlar. Bayağı ya bir çilelidir o zaman hayatı. Yani tabii ya şimdi en çok böyle duygulanım sahne böyle annesinden yıllar sonra tanışıyor falan. O çok güzel bir sahneydi. Aynen. O anlatma ona ben bakacağım. Ona ya o gerçekten bir detaya şey. Detaya girme ben ona bakacağım yani, o zaman. Ya işte tam böyle merak saatmiş şey reggae şu bu falan filan yapacağım. Sonra Netflix'e bir girdim baktım diziler falan var. O çıkıyor diye. Hani, tam da Nicky Jam onun şarkılarını zaten sürekli dinliyordum. Bir baktım ya bir yazayım dedim. Bir baktım çünkü Instagram'da birkaç acaba post gördüm. Ondan sonra Netflix falan ya dedim sadece bir film mi ya da bir baktım dizi çıktı. Neyse ilk bölümden son bölüme kadar. Dizi var yani. Son bölüm oluyor ya. Lan bunun bir sezonu daha yok mu falan aman oluyor. Söyleme, aman yani, söyleme. İşte. Spoiler verme çünkü ben ona bakacağım. Kesinlikle bak, senin ben, önerinle. Ben tavsiye ederim çünkü sıfırdan başlayan bir sanatçı şu tabii, an. Tabii hani çektiği. Bak, şu anda bak şeyde YouTube'da ya... Hatta dünyanın en çok izlenenler arasında zaten toplamda var. Bak YouTube sayfası toplam 15 milyar kişi izledi yani. Toplam 15 milyar ve bilmem kaç milyonlar izlenmeleri var. Bir de Latino reggaeton müzikte. Yani bayrağı sallayanlar. Aynen tek Latino sanatçı olarak yani 5 tane YouTube'daki 5 tane videosu. 1 milyarın üzerinde olan tek sanatçı. Helal olsun, tek sanatçı. Aynen. Aynen. O adam da bizim bu dönemlerimizden geçti. Şöyle yapayım, böyle yapayım bak. Onda o da mesela hatalar. YouTube'da falan mesela 10 bin, 20 bin, 60 bin. Bu bak dizide sadece şu sahnesini söyleyebilirim. İlk attığı klipte 60 bin kişi izledi diye bu maşallah gerçekten hani havalara girdi. Öyle tabii, bu yani da gerçekten 60 bin bize de baksa. Yani. Yani gınayı söyleyin nereye yakayım. Nereye yakalım. Başlarım nereye yakalım yani. Ona da. Elimizi ayağımıza yakarız yani şimdi. Evet. Bu klipleri sen yaptın. 3-4-5 tane elinden geçti bile bildiğim kadarıyla. Bunların hepsini kendi çabanla mı ilerlettin, yükselttin? Yoksa bir elinden tuttu mu? Ya da daha nasıl söylesem okuluna gittin mi? Konservatuvara gittin mi? Yoksa yani bu tecrübe bir yerden geldi mi yoksa adım adım kendi çabanla kendini geliştirdin mi? Ya ben şimdi
okul döneminde şimdi okula gidemediğim için baba beni okula gönder kampanyasıyla okula gönderildik zaman zaman. Ne güzel. Seni mi almışlar o zaman? İşte. Ya şaka maka da bu şeyler için mesela. Yok hiç ya okul mokul. Tam okula falan gittik. Tamam şimdi bak Belçika'dayız. Diller. Ya bizde şöyle bir şey vardı mesela. Okula gidiyoruz ya dilleri öğrendik mi yeter. Ya çok şükür dilleri öğrendik. Tamam okey. Hadi okul görüşürüz. Biz kurtarıyoruz kendimizi. Kendinize iyi bakın. Tamam. Bu kadar yeter bize. Ya ondan sonra yok. Aynen. Ondan sonra gidiyorduk ve sonra öğretmen bana bakıyordu. Wake me up before you go. Harika. İşte ondan sonra ya matematik şu bu. Abi normal hayatta ne matematik, neremizde kullanıyoruz ya tamam. Lazım hani, ne diyorsun iş yerinde zaten. Ya kullanıyoruz gene ama bizim kullandığımız matematik insanlar için kullanılmış matematik yani. Yani günlük, ama onlar günlük resmen, normal şeyler. Abi yani. Bak Einstein yatıyor tamam mı bunların hepsini buldu. Başımızı ve sonra belaya hadi sok. Ben sıçtım sistemimizden buralar oldu. Ha ovalay. Abi hani. Yaptı bizi o Einstein. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim şimdi ya tecrübe falan nasıl desem. Bende ilk başta tecrübe yoktu. Ona bakayım şuna bakayım. Şarkı yazdım mı? Şunu gibi. Adım aldım. Mesela klip nasıl bir şey klip istiyorum? YouTube'dan bakıyordum şu bu şu sanatçı tamam. Mesela ben şimdi klibi kimle çekiyorum? Mehmet Kandemir'le çekiyorum. Selam olsun en, burada. Aynen. Mehmet abi sana da buradan selamlar. Seviliyorsun. O da zaten en son. En son klibi o çekti. Ha. En son klibi o çekti. Bir de son çekilen klip galiba OSSM'in klibini de evet, mi çekti onların değil mi? Evet klibini de o çekti. Yani evet. Biraz yanlış konuşmaktan korktum. Yok yok onlar çekti. OSSM'in de klibini çekti ve çok başarılı bir iş çıkardı. Ya güzel bir klip oldu ya aynen. Ben burada senin belki haberin yoktur. Senin klibi de gördüm. Senden habersiz. Yani hani gerçekten çok başarılı olmuş. Eyvallah. Ama öyle sana. Böyle değil. Yani arkadaşlar bu arada klibin ne zaman çıkıyor Veda kardeşim? Klibim çarşamba günü çıkıyor. Çarşamba günü 17'sinde. Aynen 17'sinde. Çarşamba günü ortaya karşı saat akşam 18'de. Saat akşam Avrupa saati. Avrupa 18'de. Saati 18. Türkiye saati YouTube kanalında 19. YouTube kanalında aynen. YouTube'da İsmini Veda verir misin? Veda Official Veda kanalına official girerek YouTube kanalında bana abone olarak çarşamba bana saat like atarak 6'da, beni destekleyerek, yani destekleyerek destek olabilirsiniz bu kadar basit. Ellerimizden tamam. tutarak yani, götürerek tutarak hop şöyle korona var ama işte tamam ellerimizi kolonyaladık yani. Tamam. Yani anlayacağınız arkadaşlar çarşamba saat Avrupa saati 6'da Veda Official YouTube kanalında Veda'nın aşırı başarılı ve şimdi ben anlıyorum niye önceki müziklerini sildiğini çünkü bu başka bir şey. Bu bambaşka ya bu, bir şey. Yani bu yazda gündemde yani damgayı vuracak. Valla inşallah. İnşallah tahtaya da vuruyorum inşallah ama gerçekten hani arkadaşlar oynatıyor yani. Oynatıyor yani. Oynayalım. Yani oynayalım ben biraz dinledim. İster istemez şöyle baktım ne ya. Oluyor? Heh. Hani dın 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 dın, neyse. Vallahi ya inşallah hani tamam. Çok başarılı ya, oldu. Bak dediğin gibi şimdi diğer şarkılara göre. Şimdi ben şu an ya, diğer şarkıları kötülemek gibi değil ama o dönemdeki değil, kafa. Ama şimdi hepimiz bir şey süreçten geçiyoruz. Aynen. İlk başta bir şeye başladık mı? Yani ister istemez öbür şarkılar kötü değildi. Kesinlikle kötü değildi ama bu yani wow. Yani, aynen öbürler kötü değildi yani, ama bu hani, çok iyi. Ha. Nasıl desem şöyle bir açık yüzle bir bomba yakalamış gibi. Yani harbiden yüzümüze bir bomba patlamış gibi. Sağ olun. Hani level'a atladı yani. Yılların tecrübesi gibi duruyor. Yani eyvallah. Öyle böyle değil ya yani. İşte bak dediğin gibi ya şimdi bak karantina, herkes karantina dönemi yaşadı zaten evdesin. Yani, ya bir de evde o ara bak bir de şimdi hepimiz zaten çok mesela çalışıyoruz normal hayatta falan. Ya karantinada evdesin her gün ya düşünmek için vaktin var şunu yapayım mı bunu yapayım projem mı? İçinde her gün tazeliyorsun aynen. Aynen kafayı ondan sonra işte yedik. Karantinada bitti sonra Mehmet abi aradım. MK bilmem ne kaç productions işte Mehmet abi arıyorum. Ha, Mehmet abi şöyle zaten böyle, burada işte şarkı hazır. Aynen bir de buradan Yasin Parlara da selamlar olsun.
kayıt yaptığım yer, yani kayıt yaptığım kişi YP Production. Oo, YP, Yasin Parlar Production. Aynen, Yasin Parlar Production. Oo, ne güzel, evet. Ne güzel. Onu da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Yasin Parlar Production kayıtlarınızı yaptı. Aynen. Ya, kayıtları... Mehmet Kandemir'de klip, aynen. Klibi yaptı. Yani projeyi, yani onların ikisi tamam. İki değerli aynen. insan. Evet. Yani iki değerli insan. Çok yerini hak eden insan yani. Aynen öyle. Şimdi işte o ara karantina döneminde mesela, ondan sonra ne oldu? İşte Yasin önce, ama bak ben hele bu şarkı için ya Yasin'e karşı defa, Yasin şöyle müsait misin? Yasin şöyle müsait misin? Gel kardeşim, gel. Topla gel. Gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Gel. Hani o da sağ olsun, hani tamam çok gittim bozmadı, falan. Bozmadı, kırmadı değil mi? En son dedim Yasin tamam yanına kusura geldim. Bakma. Patlattım ama... beynini falan filan, ama Yasin'in beni de yani, anla yani. Ortaya çıkarttık güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Ondan sonra zaten ondan sonra komple onu bitirdik. Ondan sonra Mehmet abi aradım karantina döneminden sonra. Evet. Ya istedim klipleri mesela sahneleri komple önce görüntüsünü falan al diyorum. Mehmet abi şöyle böyle. Ya sağ olsun Mehmet abi de acayip güzel ilgilendi. Neydi? Hani ya klip için normalde daha çok ben ayar çekecektim. Ya en son baktım hani sağ olsun Mehmet abi bana hiçbir şey yaptırmadı. Sadece bana dedi ki şöyle sen yap, oynayacak kişiler şu bu. Sen siz sadece gelin insan olarak gelin dedi. Gel. Yer her yere yani Allah'a şükür aynen her yere Mehmet abi güzelce ayarladı. Ya ben gittim, ben bile hani klibi direkt canlandırdım. Hani ya ben gittim ya. Evet ben bile dedim ya Mehmet abi dedim tamam dedim ya hani. Tamam sadece o. Tamam. Aynen ondan sonra işte. Mikrofonu bıraktık evet. Yere böyle de. Stop. Aynen öyle. Tamam. Dedik burası bu okey. Ondan sonra klibi falan çektik işte Mehmet abi montajı falan halletti sonra. Kaç gün sürdü klip çekimleri? Klip çekimleri valla ya bir günde bitirdik ama kaç saat uğraştık? 12 saat. Of. 12 saat mi ne? Baya bir sürdü. Aynen. Helal olsun. Aynen öyle söyleyeyim. Ondan sonra işte peki, artık çarşamba günü bekliyoruz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Nasıl bir reklam diyeceksin? Şöyle senin yeni çıkan klibin fragmanını oynatacağım. Arkadaşlar takipte kalın. Bitmedi daha. Küçük bir fragman geliyor. Yarın bir gün... çıkacak olan klibi şu çok anda gösteriyoruz. Exclusive Mike Show'da gösteriyoruz. Hadi bakalım. Şarkı süper olmuş yani gerçekten ben bunu bir de önceden duyduğum için arkadaşlar yani harika olmuş. Sağ olasın. Burada bir küçük parça gördük. Tekrar Mehmet Kandemir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan yani, teşekkür ediyoruz. Bu başarılı yaptığı başarılı klip için. Bir bu de arada, Yasin Parlar'a da Yasin Parlar'a da çok teşekkür sunuyoruz. Ediyoruz. Bu arada buradan Yasin'e, Mehmet abiye, okuldaki bütün arkadaşlarıma ve ilkokul arkadaşıma çok selam yolluyorum. Buradan anama, babama, ebeme, dedeme. Buradan arkadan beri. Aleyküm selam. Yani hepsine selam veriyoruz. Selam söylüyoruz. Veriyoruz. Ben son birkaç sorum kaldı. Bundan sonra projen hazır mı? Yani var mı bir şeyler? Ya da daha pek yok. Var. Tabii ki de var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi hava atmış gibi olmasın böyle. Var tabii var yok, falan. Ya, ya bundan hariç şu an iki tanesi var. Bir tane daha böyle var gibi. Ya şu an sadece ne yapıyorum? Hani üstüne varıyorum üçünün de. Hangisi gerçekten daha çok içime yatarsa ona göre bir sonraki projede onu seçeceğim. Ne güzel. Ya şöyle söyleyeyim. Şu anki yaptığım tarz reggaeton, ondan sonra latino. Tabii. O tarzlardan yani daha doğrusu oradan devam edeceğim. Ha, devam edeceğim. Çünkü tamam. Şöyle söyleyeyim hani fazla yok zaten bu mesela Türkçe'de şöyle böyle evet. Falan. Ya benden ya ne yapmak istiyorum? Yani. Aynen. Yani benden ne yapmak olacaksın. İstiyorum? Aynen. Veda. Okey. Bu veda tamam. Bu onun vedayın, onun tanıttığı bu. Şeyler falan filan. Aynen. Hadi inşallah. Ya çoğunlukla çünkü olmayan bir tarz. Tabii yani öyle ilk söyleyeyim. Yok. Aynen. İlk olacaksın. Yani Mike Show'da da bir ilk olacaksın. Yani bu tarz ile. Sen Mike Show. Sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Senin sana benzer bir kardeşin ya da abin mi desem? O bir cisim var. Ya var ya. Evet. Var bir şeyler orada.
İkizsiniz değil mi? Aynen aynen biz ikiziz. Vay be. Evet. Peki hiç böyle bir karışıklık oluyor mu aranızda? Ya, eskiden bak eskiden çok oluyordu. Ya şimdi zamanla... tarzlar değişti biraz. Aynen. Çünkü şu kulisten bakıyorum. Yani tarzlar hafif biraz değişik. Evet. Ama eskiden yani... Ya eskiden biz... Bakıyorsun... Evet. Kim kim? Evet. Yani ya... Ben hangisini tanıyordum? Öyleydi zaten. Yani ya kafalar böyle aynıydı. Hele bak biz bile küçüklük fotoğraflara bakıyoruz. Ya sen hangisin? Yok ben buyum. Annem bak mesela annem ben diyorum diye, ki yok ben oğlum, buyum. Böyle. Yok sen şusun. Sen. Yok artık yani. Yani ben kendimi mi tanımayacağım gibi oluyor. Yani. Gerçekten tanımıyorsun. Gerçekten öyle oluyor. Vallahi öyle oluyor. Şaka yapıyorum bak. Ne ya güzel. Sonra zamanla da mesela ne yaptık? Ya şöyle söyleyeyim şimdi bak mesela ikizimle mesela benim. Ya bu daha çok bak ikizler bunu çok iyi anlar. Mesela kafa şekli mesela. Onun kafası daha çok sivri gittiği için ona mesela kızmazsın falan daha çok yakışıyor. Yok ama bu gerçekten öyle. Ha, gerçekten. Mesela ben de daha çok nasıl ben daha çok toplu bir yapım olduğu için mesela bak uzun saç ya da daha çok böyle klasik tarzlar bana daha çok yakışıyor. Tarz yani belli aynen. Ediyor o zaman. Yoksa... En sonunda ne dedim mesela? Aynen ben mesela saçımı uzatayım. Ya zaten uzatmak istiyordum falan. Ya zamanla da böyle oldu. Yani biraz yakışık tarzını seçiyor. Mesela bana bakınca bak ben mesela böyle oturdum ya da kırpta falan mesela benden için ne diyorlar hani ya işte daha çok şey Latino ya da böyle hani güzel olmuş falan. Mesela benden için ne diyor işte daha çok böyle Latino ya da daha çok şöyle böyle. Hani benim istediğim tarzı söylüyorlar. Tabii. Mesela ikizimde baktıklarına ne diyorlar? O, sen Almanya'dan mı geliyorsun ya da tam Avrupalı ya sen belli Avrupalı var ya bak sen be. Ona bakınca ne diyecekler biliyor musun bak ne nereden geliyorsun nereden geliyorsun diye sormuyorlar buna sen nereden geliyorsun biliyor musun Avrupa'nın göbeğinden geliyorsun göbeğinden. Sen oradasın diyorlar senin yani. Adın Hans senin adın Hans seni en son bir göstereceğiz seni çünkü millet seni şu an merak ediyor bu ya kim ya bir fotoğrafını çalarım ben galiba ha o da olabilir yanına fotoğraf ortaya, şöyle yanına bir fotoğraf taraf aynı şöyle böyle ortaya atarım ilk, yani. İlk insan gibi böyle ilk insan işte bak ikizim bu sonra evrim geçirdi böyle aranızdaki kavgaya ben girmiyorum ona göre ona göre ya şöyle bir şey demek istiyorum çokça teşekkürlerimi sunuyorum geldiğin için ne demek rica ederim ya ben yani asıl ben sana teşekkür ederim yani istediğim soruları böyle... sordum yani ayağına sağlık geldiğin için ne buradan demek? Bir hemen geçeceğim Mehmet Kandemir'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan çok teşekkür ederiz. Yasin Parlar'a. Facebook diyorum. Aynen. Facebook ismini alabilir miyim? Tabii seyircilerle paylaşmak ya, istersen. Tabii ki de. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Facebook'ta iki sayfa var. Mesela kendi özel sayfam var. Veda. Veda bir de El Mago. El Mago. El Mago yazıyor. İki sayfa var. Ya o bir isim Veda ondan sonra Veda El Mago'yu Mago takip yazıyor. Etsinler. O var. Bir Instagram de, ismin? Ha, bir de Facebook'ta bir de şey var. Ha, pardon, daha bir tane daha var. Bir de o da yani hayran sayfası gibi. Orada da Veda Music yazıyor. Normal Veda Music. O direkt çıkıyor zaten. O da senin mi yoksa? O hepsi aynen hepsi benim. Ha, o, ne güzel. Yani mecbur yapmamızın ya bağlantılar şimdi iç hatlara girirsek o kablodan bu kabloya bağla, oradan oraya bağla. Yani Spotify, mecbur öyle ondan sonra şirket, ha, tamam, YouTube. Oldu. Artist kanalı anladım. Falan öyle öyle işte. Gerekiyordu öyle bir şey gerekiyordu. Onlar yani. Şimdi biz burada tamam müzik ya, şarkı söylüyoruz, klip çekiyoruz falan ha basit falan filan. Ama o değil. O klibin arkasında bir daldın mı? Neler hani bir göle dalarsın ya ne dersin? Aynen. Ya işte ya burada bir iki balık gezer. Ha. Bir bakıyorsun ya, 500 Aman! Tane 500 balık. Aynı Recep. Bu nedir ya? Ha, aynı Recep İvedik'in şey filmi gibi işte. Aynen. Burada tam ne işte bilmem kaç tane 300 tane balık var 500 mi ne diyor. Ha, say aynen. Lan diyor. Say diyor işte. Biz de işte o adam gibi biz de şu an sayamıyoruz yani. Recep yok mu Recep? Buradan ona da selam olsun. Buradan herkese sevgimi saygımı. Instagram evet. Sayfanı alabiliriz. Instagram sayfamız Veda Music. Aynısı. Veda Music aynı. Veda Music yazınca tamam. Çıkıyoruz. YouTube sayfa tekrar YouTube bir alalım. Sayfası da Veda Official. Veda Official. O zaten direkt çıkıyor çünkü şey zaten official artist kanalı olduğu için zaten hani şey olarak. Yani şimdi biz senin seviyeye varamadık. Ya yok o da, ya şöyle şimdi, öyle mi demeye çalışıyorum? Biz yok sanatçı yani sanatçı camiasında olduğumuz için. Biz tavuz. Ya o değil. Ya şöyle söyleyeyim hani official artist channel oluyor ya sanatçı olarak yani. Yani
Uğraşıyorum. Canım sağ olsun. Çünkü şimdi... Arkadaşlar, this is Mike. 3-5'te muhabbetimiz Ozeca. Oldu. Yani birkaç senemiz de geçti. Evet. Ondan biraz sanatçı seninle takılıyorum. Arkadaşlar unutmayın. Bir şey soracağım. Bunu o sese mi getirdi? Bunu yani o çaktırmayacaktım ya bununla, ama... Bununla bir fotoğraf çekinebilir aha. miyim? Dur, tabii çekebilirsin. Ama hoppa! Hemen bir hoppa! Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Mike evet. Show'un süsünü kapatmayalım. Yalnız burada Camila yazıyor. OSSM'e biz bunu bir sorma... OSSM'e bir mesaj iletmemiz lazım. Camila kimdi? Tamam. Şimdi OSSM'e şöyle bir şey yapalım. Siz getirdiniz, biz yiyeceğiz. Yani biz Medayla'yı yiyeceğiz. Ama onu şu an burada önünüzde yemeye Allah razı olsun. Olan var, olmayan var. Şu an ben açım gerçekten. Bu show bittikten sonra biz şurada arkadaş tavuğu gömebiliriz herhalde. Yani kızarttım şimdi oradan görünmüyor ya. Ama arkadaşlar 3-5 but attım zaten başlamadan önce. Öküz dönüyor. Öküzü dönüyor. Yani biz şurada çok güzel yemek yiyeceğiz, ya. Süftah yapacağız. Kokusu bak buraya haberleri kadar geliyor yok, o derece. Ama. Yani. Ya şuradan bak kusura bak tam bak onu diyecek. Önünüze yemeyeceğiz falan filan. Biz şu an yemek muhabbetini açık. Şurada ha, ziyafet yapacağız. Açtık ama aç kalacağın sonra haberi yok. Evet. Ama pasta bisküvitle kandıracağım ekran ben başına bunları. Şu an bunu gece yarısı yatağın içinde izliyorsanız ve gerçekten eriniyorsanız yataktan çıkmaya veya evde istediğiniz o hayal ettiğiniz yemek yoksa merak alttan etmeyin. Alttan yorum atın. Tamam biz de şu anda yemeyeceğiz. Yani aç kalacağız. Merak etmeyin. Ben de yani sırf size ayıp olmasın diye bunları aç bırakacağım. Yani, yok artık o su kadar. Su bile vermeyeceğim yani. Haberiniz olsun. Biz de şu kolonyayı içer miyiz? Şimdi 160. Arkadaşlar küçük bir öz geçiyorum. Mike OZC Veda Official YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube sayfasından yani Veda Official YouTube sayfasından Mike OZC benden de bulabilirsiniz. Çarşamba akşam Avrupa saati saat 18'de. Yanlışım aynen, yoksa. Aynen doğru 18'de. Aynen öyle yani akşam 6. Yeni klibimiz çıkıyor. Yeni klibimiz yeni çıkıyor. Yeni klibimiz çıkıyor evet. Ve çok dehşet bir klip çıkıyor. Yani bunu görmelisiniz arkadaşlar. Bunu görmelisiniz. Veda kardeşime İnşallah. Teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ederiz ben teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık. Teşekkürler kardeşim. Buradan izleyen herkese, sizlere sonuna kadar izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Buradan thank you very much. Öpüyoruz Star size. Star Trek'te yapıyorlar. Thank you very much. Kaptan Logar, bir cisim yaklaşır. Kaptan Logar, kimsin sen? Çık dışarıya. Çık dışarı. Çık. Yok mu burada? Valla illa bir şey tutacaksan. Kalem vereyim. Yani neyse arkadaşlar. Görüşürüz tekrar birlikte. Görüşürüz. Veda'na birlikte tekrar bir şovumuz olacaktır kesinlikle. Aynen. Daha buluşuruz. Daha çok bir araya geleceğiz. Aynen. Sağ olun takip ettiğiniz için.